Ekranların en anlamlı, en halktan, en candan, en özel programıyla bir yörelerimiz programıyla daha huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta Muğla'nın turizm kenti, turizm şehri, Ege'nin de göz bebeği olan Fethiye'den sesleniyoruz sizlere. Fethiye aynı zamanda turizmle kalmadı ve aynı zamanda Yörük Otağı bir ilçemiz. Yanımızda aynı zamanda meslektaşımız olan sevgili Ramazan Kıvrak abimiz var. Ramazan Kıvrak beyefendi ömrünü Yörük ve Türkmen camiasına adamış. Birçok ulusal kanalda televizyon programı yapmış. Gazetelere, dergilere beyanat vermiş. Değerli bir büyüğümüz. Ramazan abi hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Bizim sesimiz, kulağımız, gözümüz oldunuz. Bütün Türkiye Yörük ve Türkmenlerin derdini, sevincisini bilsin isteriz. Evet. Bilen insan doğru karar verir. Evet. Eğer biliyorsa doğru kararı, doğru teşhis yapar. Adaletli konuşur bilen insanlar. Biz Yörük Türkmenler olarak soyda Türk'üz. Evet. Şöyle köke baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Peygamber'in oğlu Yasef, Yasef'in oğlu Türk. Ondan sonra Oğuzhan. Ondan sonra üç oklar, bozoklar ve 24 Oğuz boyu. Yani kökümüz Oğuz, gövdemiz Türk, dallarımız, dudaklarımız 24 Oğuz boyun evlatları. Kökün olmadığı yer yok zaten. Tabii yok. Şimdi bizim amacımız atamızdan gelen mirası geleceğe taşımak. Bu nedir? Dildir, tarihtir, kültürdür, topraktır. Ne varsa kültürdür. Anadolu'ya şöyle baktığımız zaman 16 tane büyük devletimiz var. 135 tane küçük devlet kurmuşuz tarih boyunca. Son 3 devlete bakarsak 1071'de Anadolu'yu yeniden fetheden Sultan Alparslan Oğuz'un Kınık boyundandı. 1299'da Osmanlı Devleti'ni kuran, Cihan Devleti'ni kuran Osman Bey Oğuz'un Kayı boyu Karageçili Yörüklerindendi. Yine 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Oğuz'un, Kızıl Oğuz'un Kocacık Yörüklerindendi. Baktığımız zaman son 3 devleti kuran, bütün devletleri kuranlar Yörüklerdir. Evet. Yörükler devleti kurar, yönetmede sıkıntı her zaman vardır. Ülkemiz işgal edildiği zaman bu topraklarımız bir mücadele verildi. Düzenli ordumuz vardı Atatürk'ün himayesinde. Bunun yanında halkımız da bu savaşa, bu mücadeleye girdiler. Aydınlı Yörüklefe, Maraşlı Sütçüman, Antepli Şahin Bey nasıl mücadele verdiyse yine Aydınlı Çete Aşe, Gördeksiz Makbul Efe, Erzurumlu Kara Fatma kadın erkek birlikte mücadele verdik. Evet. Ve bu mücadele sonunda düşmanı kovduktan sonra yepyeni bir devlet kurduk. İşte bu devletin adına Türk devleti dediler. Bayrağın adına Türk bayrağı, milletin adına Türk milleti, dilin adına Türk dili dediler. Evet. Bunu her Türk evladı asla unutmayacak. Davamız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde olan ne varsa onu yaşatmaktır. Eğer kuruluş felsefesi yok olursa devletimiz yıkılır. Evet. Sevgili izleyenler, Fethiye'de programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda akşam oldu ve Kerimoğlu İsmail abimizin Yörük Çadırı'ndayız. Şu anda Çalış Plajı mevkiindeyiz. Çok da güzel bir ortam. Türkiye'nin en büyük Yörük Çadırı burası. Burada turistler, yurdun dört bir yanından insanlar gelip özellikle yaz sezonunda bu dönemlerde
canlı müzik eşliğinde aile ortamında gelip eğleniyorlar ve birbirinden güzel lezzetli yemekler de yiyorlar. Şu anda programımızın konuğu var. Sağ olsunlar, kendisiyle sanal ortamda görüşüyoruz. Emekli tarih öğretmeni Sayın Sezgin Yıldırım bizleri kırmadı. Muğla'nın Dalaman ilçesinden Fethiye'ye geldi. Hocam öncelikle hoş geldin programıma. Asıl siz hoş geldiniz diyelim. Özellikle ben programa başlamadan önce de Türk kültürüne ve yörük kültürünün tanıtımına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı bir Türk vatandaşı olarak gönülden, canı yürekten teşekkür ediyorum. Hocam ben de bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenlere buradan ellerini öpüyorum. Çok kutsal bir mesleğiniz var. Sevgili hocam şöyle alayım sizi. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sezgin Yıldırım kimdir? Ben yaklaşık 29 yıl görev yaptıktan sonra daha yeni Şeyhburnu'nda emekliyim. Evet. İlk görev yerim 1986'da Gaziantep Atatürk Lisesi'ydi. Ondan sonra güzel yurdumuzun değişik okullarında görev yaparak milletimize hizmet ettik. Allah'a çok şükür 29 yıl görev yaptıktan sonra da yeni artık emeklilik olayı başladı. Şimdi de böyle güzel dostların arasında yine Türk kültürüne hizmet etme adına yörük kültürünü tanıtma, Türk kültürünü tanıtma, unutulan değerleri tekrar canlandırma, yeni nesillere aktarma adına da elimizden geldiğince torbada tuzumuz olsun diyerek kendi çapımızda acizane katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Hocam sizin gibi değerli insanlara yörük Türkmen camiasında özellikle ihtiyaç var. Ülkemizin bu zorlu süreçten geçtiği bir dönemde. Ne gibi bir çalışma var şu anda? Mesela bir kitaptan bahsetmiştiniz bana Facebook üzerinden görüştüğümüzde. Ben özellikle gerçekten yaşanmış gerçek hayat hikayelerini, yörüklerin değerleri üzerine onları derliyorum şu anda. Ve bunun üzerine de inşallah derlediğim epey böyle bir yol mesafe kat ettik. Zannediyorum kısa bir süre sonra inşallah onu kitap haline dönüştüreceğiz. Gerçekten yaşanmış bazı hayat hikayeleri var ve bu hayat hikayelerinden de yeni neslin ders alması ve kendine bu hayat hikayelerinden bir projektör gibi karanlığı aydınlatarak yol çizmesi noktasında katkımız olursa bundan da bahtiyarlık duyarız. Bu düşünceyle unutulmuş gitmiş birçok değerlerimizin tekrar canlanması adına bu çalışmayı yapıyorum. Hepimizin şikayetçi olduğu konular var. Bu konuların başında da işte şimdiki günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi işte vefanın, dostluğun, arkadaşlığın eskisi gibi olmadığı noktasında. Tabii bunda da gençlerimizin, yeni düşen nesillerimizin kesinlikle kabahati yok. Çünkü biz onlara doğru dürüst bir şey vermedik. Uzun zamandan beri hep böyle Batı hayranlığımızın getirdiği, Batı değerlerin çocuklarımıza verilmesi sonucu kendi değerlerine yabancılaştılar. Evet. Biz de Batı değerlerine karşı değiliz ama kendi değerlerimizin de varlığını devam ettirmek ve gençlerimizin de bu değerleri hem Batı hem kendi değerleri içerisinde yaşam standartlarını yükseltmesini sağlamak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Evet, siz aynı zamanda Dalaman'ı aşıyorsunuz. Ben sizi takip ediyorum çok çok böyle sayfada. Biraz Dalaman'ı dinlemek istiyorum hocam sizden. Dalaman nasıl bir yer? Dalaman her ne kadar turistik sağımız solumuz turizm bölgesi olsa da çok şirin, buram buram Anadolu kokan, yörük kökenli küçük bir beldemiz. Genellikle Aydın, Denizli, Burdur, Antalya yöresinin yörüklerinin yaklaşık 100 yıl önce göç edip yerleştiği küçük bir birimken zaman içerisinde devletin bazı kurum kuruluşlarının gelmesiyle özellikle istihdam olarak nüfus çekmiş ve daha sonra da havalimanının açılmasıyla da dünyaya açılan bir kapı olmuş. Sıcak bir Akdeniz'de Ege'nin kesiştiği nokta insanları da iklimi gibi çok sıcakkanlı. Çok cana yakın. Küçük bir Türkiye. Çünkü Türkiye'nin neresinden insan ararsanız Dalaman'da var. Evet. Hocam eski yıllarda ben farklı kanallarda televizyon programları yapmak için Dalaman'a geldim. Dalaman Yörük Obalarıyla buradan Kadriye Başkanı'na selamlar yollayalım. Güzel programlar çektik. Gördüm ki o eşsiz keşfedilmemiş koylar var sevgili izleyenler. Belki de hiç gitmediniz, hayatınızda görmediniz. O güzelim koylar birileri tarafından sanki böyle bir peşkeş çekiliyormuşçasına bir his uyandı bende. Çünkü o güzelim ağaçlar böyle ormanlık alanlar çevriliyor, restoranlar yapılıyor, birileri para kazansın diye mi yapılıyor bunlar yoksa turizm adına mı yapılıyor? Şimdi
devlet eliyle ihaleler yapıldı. Tabii biz bu ihalelerin yapılmasına halk olarak karşıyız. Çünkü işte şu anda içinde bulunduğumuz Fethiye ilçemiz olsun, hemen komşumuz Marmaris ilçesi olsun, bir zamanlar tabiat güzellikleriyle çok meşhur, narenciye bahçeleriyle çok meşhur güzel ilçelerdi. Fakat şimdi hepsi taş yığınına döndü. Muğla yöresinde bakir kalmış birkaç yerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Dalaman. İşte Türkiye'nin ve dünyanın göcek koyları diye tanıdığı aslında Dalaman koyları olan o nadide güzellikte, cennetin yeryüzüne yansıdığı noktalar diye biz halk olarak adlandırıyoruz. Gerçekten mükemmel bir tabiat güzellikleri var. Bunların kaybolmasını istemiyoruz. Tabii yatçılarımıza da hizmet verecek belli noktalarda tesisler olsun, hizmet verenler olsun, ama o güzelim tabiat bozulmasın. Derdimiz o. İşte ihaleler yapıldı. Yine mahkemeler sonucunda ihaleler durduruldu. Şu anda tehlike bertaraf edilmiş vaziyette. Dalaman halkı bu konuda şuurlu. Tabiat güzelliklerini koruma adına kenetlenmiş vaziyette. Böyle bir adımlar atıldığı zaman halk birlikte hareket ederek bir kamuoyu olarak tepkisini koyuyor. İnşallah Dalaman'ımızı böyle yeşil, güzel bir şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizlere nasip olur. Sevdamız bu. Bizler sizleri her zaman aramızda görmek istiyoruz sevgili hocam. İnşallah. Ben de özellikle Muğla'yı ve ilçelerini, bu havzayı çok seviyorum. Fethiye'ye geldiğimde sevgili izleyenler, sanki evime gelmiş gibi oluyorum. Çünkü yörük otağı içimizden beri, herkes birbirini tanıyor. Gayet hoş bir ortam var Fethiye'nin. Son olarak ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz hocam? Ben özellikle Türkiye'nin çok kritik süreçlerden geçtiği, ülkemizin etrafının kan gölüne döndüğü, daha düne kadar bağımsız komşu ülke olarak tanımladığımız devletlerin istiklallerini kaybedip paramparça olduğu, insanların evlerinden, yurtlarından olup bizim ülkemize sığındığı bir ortamdayız. Ve bizim Anadolu'da yaşayan insanımızın, ülkemizin, bayrağımızın, devletimizin kıymetini bilmesi ve ne olursa olsun ötekileştirmeden, kamplaştırmadan bir olmak, iri olmak, diri olmak adına, kardeşlik adına ne yapılması gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşen görevleri yaparak bu ülkede kardeşliği tesis etmeliyiz. Çünkü biz sadece Türk insanının değil, bütün dünya milletlerinin ihtiyacı olan bir milletiz ve devletiz. Çünkü gerçekten çok şefkatli bir milletiz. Gerçekten elimiz şefkatli. İşte görüyorsunuz, Suriye'den, Irak'tan kaçıp gelen milyonlarca insana kucak açtık. Onları kardeş bildik. Onların en zor gününde yanlarında olduk. Sadece kendi insanımız için değil, dünya insanlığı adına lazım olan bir milletiz. Bunun için de bizim birliği, kardeşliği kesinlikle ve kesinlikle tesis etmemiz gerekiyor. Hepimizin bu konuda hassas olmasını, özellikle bizi izleyen seyircilerden de bu konuda adımlar atmasını rica ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, geldin buralara kadar. Asıl ben teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da görüşeceğiz. Programı şeref verdin bu arada. Evet sevgili izleyenler, Fethiye programımızdaki röportajlarımız devam edecek. Bu güzelim yörük çadırında birbirinden özel ve güzel insanlar bu ekranlarda olmaya devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. İzmir'den bir konuğumuz, bir misafirimiz var sevgili izleyenler. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk. İzmir'de ne var ne yok? İzmir'de havalar iyi, güzel. Her hafta Fethiye'ye gidiyorum. Yörük çadırına uğramadığına gitmiyorum. Nasıl buldun İsmail abini yerini? Çok güzel. Her hafta geldiğim bir yer. Ailece rahatla gidip dinlenebilecek güzel bir yer.
Evet. Herkese tavsiye ederim. Petiye gelen muhakkak uğrasın derim. Evet. Böyle doğal bir ortamda benliğimizi kendimiz tanıyoruz değil mi Adem? Kendimizi tanıyoruz. Artı yürük çadırlarında yaşamış, kendimizi yaşamış hissediyoruz. Nasıl buluyorsun programlarımızı? Sen takip ediyorsun bizleri. Çok iyi. Çok iyi. Devamını bekliyorum. Ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersin? Herkese programı takip etmeni dilerim. Seviyorum herkesten. Çok güzel programımız. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Tekrar hoş geldin Fethiye. Sevgili izleyenler, Türk Halk Müziği sanatçısı, değerli abimiz, Yörüklerin sesi, o güzel sesiyle yörükleri coşturan, şenliklerden şenlikleri koşturan sevgili Ali Tunç. Ali Tunç abimizle beraberiz. Ali abi hoş geldin. Sizler de hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Memleketimize, Fethiye'mize, yörük çadırımıza şerefler getirdiniz. Tüm Türkiye'ye saygılar, sevgiler. Biz Fethiye'yi çok seviyoruz. Eski yıllarda da hep geldik, çekimler yaptık burada. Sizleri biraz tanımak isteriz Ali abi. Ben Fethiye doğumluyum. Konservatuvar mezunuyum. İzmir Ege Üniversitesi konservatuvarı mezunuyum. Türk musikisi. 5 dönem, 4 yıl Ege Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görev yaptım. Görevimi bitirdikten sonra Türk Dünyası Dans Müziği Topluluğu'nda halk müziği sanatçısı olarak görev yaptım. Farklı nedenlerden dolayı şimdi işime ara vermek zorunda kaldım. Ve kendi memleketimde her tatil döneminde çalıştığım gibi Yörük Çadırı'nda şu anda yine çalışmaya devam ediyorum. 13 yıldır da bu mekanın solistiyim. Evet, yeni albüm var mı bu arada, duyuralım burada? Çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlısı bakalım, kısmet olursa zaten muhakkak haberimiz olacak. İnşallah. Ben buradan bir söz vereyim. Kanalımızın yöneticileri de buradan bir söz almak istiyoruz. Çok yakında Yörük sanatçılarımızı Türkiye MTV'de inşallah çıkaracağız. Canlı yayın sözü alalım. Çok memnun olurum tabii ki de, seve seve. Kültüre her zaman için her türlü ne olursa olsun hizmet vermekteyiz. Yani bunu bağıra bağıra her yerde söylüyorum. Bütün konserlerimde söylüyorum. Unutmamamız lazım. Kültürümüzü yansıtmamız lazım. Kültürümüzü genç kuşaklara aktarabilmemiz lazım. Tabii ki de yenilikçi olmamız gerek. Ama hiçbir zaman da otantizmden vazgeçmemek gerek. Bunu da gençlere buradan da duyuralım. Kültüre her zaman için her fırsatta koşa koşa geliriz. Seve seve. Bizler Yörük Türkmen programları yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Sizin gittiğiniz bütün şenliklerde evet. De biz yayın yapmaya çalışıyoruz karınca karınca. Ama genç nesile neler söylemek istersiniz? Şimdi bizler bir yerlere geldik ama bizden sonraki nesil önemli olan bu şenliklere taşımak. Kesinlikle dediğim gibi o otantizmi gelecekte yansıtmalarını istiyorum. Yani geleceğe taşımalarını istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Hani bizler de yaşımız olarak tabii ki de orta yaş grubuna girdik. Artık yavaş yavaş biz de yaşımız ilerliyor. Bunu tutamıyoruz. Kimse de tutamaz zaten. Önemli olan geçirdiğimiz yaş değil. Ne yaptığımız, ne yapacağımız ve gençlere ne bırakacağımız. Her türlü yetenek en kötü şey kaybolmuş yetenektir. Halk müziği olarak, halk müziği adına konuşmak gerekirse yetenekleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Onlar da size, bize çok büyük görevler düşüyor. Ve genç nüfusa da şunu aktarmamız gerekiyor. Sahip çıkmaları gerekiyor kültürüne. Çünkü bu Türkiye'de, bu vatanda, bu topraklarda sadece biz yaşamadık. Bizden öncekiler yaşamadı. Bizden sonrakiler de yaşayacak. Yani bir ülkeyi yok etmek için tabii ki de ne gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Kültürünü yok etmeniz yeterli oluyor. Asimile etmeniz yeterli oluyor. Şu anda diğer memleketleri ne yazık ki görüyoruz. Allah bir an önce kurtarmalarını nasip etsin. Müslüman alemini bu eziyetten, bu özellikle Çin'de. Çin'de olsun ne yazık ki, ben de görmüşsündür Facebook sayfalarında bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz ama bilinçli olmamız gerekiyor. Gençlere öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Cahil kalmayalım. Müslümanız elhamdülillah. İslamiyet'in ilk emri okudur. Ama ne yazık ki İslam devletleri kadar cahil toplum yoktur. Maalesef öyleyiz, evet. Ne yazık ki bunu yok. Çünkü okumamız gerekiyor. Okumazsak olmaz. Bu okumak illa tabii ki de Kur'an-ı Kerim'den başlayacağız ama Kur'an-ı Kerim okumak değil, her türlü kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kültürel anlamda da geliştirmemiz gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken adamların Arapçasını değil de Türkçesini içimize sindirmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de neler anlatılıyor, anlamamız gerekiyor. Cahil kalmamamız gerekiyor. Gençlere bunu tavsiye ediyorum. Sadece bilinçli olsunlar. Zaten bilinçli oldukları zaman kültürünü yansıtacaklardır. Kesinlikle kendilerinden ödün vermeyeceklerdir yani. Abi programıma şeref verdin. İnşallah şimdi birazdan birbirinden güzel türküleri bu ekranlara taşıyacağız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu kültür elçiliğinde de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet sevgili izleyenler. Röportajlarımız devam edecek. Röportajların peşi sıra. Sevgili Artuş Beyefendi'den birbirinden özel ve güzel yöresel türküler bu ekranlarda olacak. Bizlerden ayrılmayın. Müzik.
Yörelerimiz programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Şu anda bu güzelim çadırın sahibi, mekan sahibi Fethiye'nin tanınmış isimlerinden, aynı zamanda TMSF sanatçımız, yerel sanatçımız sevgili İsmail abimiz de, Kerimoğlu namı diğer İsmail abimizle beraberiz. İsmail abi nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Ben lakab olarak Kerimoğlu, evet, İsmail Uzunoğlu. Efendim. Evet. Aynı zamanda Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkan Yardımcısı ve yine yeni Muğla'mızın yeni kurulan ilçesi Seydi Kemer'in Yörük Türkmen Derneği Başkanıyım. Ve aynı zamanda işte bu Fethiye'de Çalış Plajı'nda Yörük Çadırları ve Türkiye'nin ilk Yörük Müzesi'nin, köy müzesinin sahibiyim. Gençlik yıllarımdan beri toparladığım aşağı yukarı 25-26 yıldır köylerimizdeki, dağ köylerimizdeki bütün objeleri burada bir Yörük Müzesi haline dönüştürdüm. Yörük göçüyle, ondan sonra işte eski atalarımızın, ecdadımızın yaşam biçimini burada canlandırmaya çalıştık. Bir müze kurduk ve atalarımızın yaşadığı kıl çadırları, keçe çadırları burada kurduk. Ve aynı zamanda burada kültürümüzü yeni neslimize aktarmaya çalışıyoruz. Burada her akşam buram buram türkülerimizi, Anadolu'muzun dört bir tarafının türkülerini burada söylüyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız var, yerel sanatçılarımız var ve bu şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yine iş yerimiz gündüz saat 7.30-8 gibi açılıyor. Gün boyu kadınlarımız bazlamasıyla, gözlemesiyle ve ondan sonra yöresel kahvaltımızla burada halkımıza hizmet veriyoruz. Kısacası özümüzü, Türklüğümüzü, Yörüklüğümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Buradan Türkiye MTV'ye de teşekkür ediyorum. Böyle bir kültüre değer verdiği için, sahip çıktığı için, bizlerin bu değerlerini halkımızla buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. İsmail abi, şimdi siz buralarda doğdunuz, büyüdünüz. Bu yörenin insanısınız. Aynı zamanda türküler derleyip okuyorsun. Evet. Senin ağzından bir de Fethiye'yi dinleyelim. Fethiye nasıl bir yer? Fethiye şöyle, Fethiye Ege ile Akdeniz'in ortasında sıkışmış güzel bir turizm şehri. Ama aynı turizm şehrinin yanında yine Narenciye, ondan sonra işte zepsesiyle, tarımıyla ve yörük kültürüyle tanınan bir yer. Buralar Toroslar, Teke yöresi. Gerek işte yöre oyunlarıyla, yöre türküleriyle ya yörüklü de en iyi şekilde kültürünü yaşatan bir yer. Zamanında burada işte buranın hemen yaylaları var, sahilleri var. İşte atalarımız sürüleriyle zamanında yaylalara çıkmışlar. Yaylalarda ondan sonra orada yurtlarını tutmuşlar ve 5-6 ay yaylalarda kalmışlar. Kışında sahillere inmişler. Yine sahilde yurtlarını tutmuşlar. Böyle bir göçer hayat. Ama şimdi tabii birçok kişiler yerleşik hayata geçti. Ama yine de bizler burada yörük kültürünü giyimiyle, kuşamıyla, yörük yarenleriyle ve ondan sonra derneğimizin ve Fethiye Seydi Kemer Yörük Derneğimizin faaliyetleriyle yine kültürümüzü, özümüzü en iyi şekilde bazen yarenler yaparak, bazen şölenler, toylar yaparak ondan sonra işte yaşatmaya çalışıyoruz. Fethiye çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim. Doğasıyla, yani gerçekten yaylalarıyla, yörük kültürüyle ve ondan sonra denizleriyle, Saklı kentiyle, Ölü deniziyle, Kaya köyüyle, ondan sonra Yaka Park Tilosu'yla, 12 Adalar Turu'yla, yani koylarıyla cennet bir ülke Fethiye. Herkesi buraya bekleriz. İsmail abi, eski yıllarda biz seninle farklı kanallarda televizyon, evet, programı yaptık. Evet. Şu aşağıdaki plajda çok güzel bir kahvaltı verdin bize. Evet. Hala da sevgili, evet, izleyenler tadı damlamdır. Evet. Kaç çeşit bu kahvaltı sayısı? Ya aşağı yukarı 26 çeşit kahvaltımız var. Evet. Yani burada başlıca zaten önce yayladan sarı buğdayı, ben hiç tohumunu eksik etmedim. Eski atalarımızdan kalma sarı buğdayı ekerim. Onu uyuttururum değirmende. Sarı buğday unundan bazlama ekmeği yaptırırım. Gözleme yaptırırım. Sahanda tereyağlı yumurta veririz.
Ondan sonra işte deri peynirlerimiz, buranın yine yetiştirmiş olduğu yeşil zeytinlerimiz, siyah zeytinlerimiz, yine yöremizin balı, ondan sonra reçelleri, ne bileyim işte birçok burada höş meriminden ürünlerimizi burada 25-26 çeşit kahvaltımızı yine işte yeşilliğiyle, domatesiyle böyle. Olmayan bir çeşit yok herhalde değil mi? Yok Üstmanım? Yok. Hemen Allah her şey var. Allah'a şükür. Canlı müzik var. Tayinimiz ben burada yabancı turistleri de gördüm. Evet. Her şeyimiz var. Yani her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani hem gıda çeşitlerimizi burada kendi yetiştirdiğimiz halkımıza burada veriyoruz, yediriyoruz. İşte herkesi bekleriz Fethiye'mize, Çalış Yörük Çadırlarına. Yörük Müzesi'ni görmesini isterim. Yan tarafı da bizim büyük bir Yörük Müzemiz var. Hani başta da söyledim. Gerçekten görmeye değer. Biz orada çok emek verdik. Bütün orada atalarımızın, ecdadımızın yaşantısını sergiledik. Yani mutlaka geldikleri zaman Fethiye'de Kerimoğlu İsmail Yörük Müzesi'ni gezmelerini, görmelerini isterim vatandaşlar. Zaten Fethiye'de buradan başka da böyle bir yer yok. Evet, evet. Var, başka arkadaşlarımız da var. Ya tabii burası Türkiye'nin ilk Yörük Müzesi. Evet. Ama burada biz her şeyi tabii göçüyle, alacık çadırlarıyla, kıl çadırlarıyla ve ondan sonra kabuk damlarıyla, burada her türlü toprak damlarıyla, her türlü yaşamı burada sergiledik. Çok kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz Yörük Çadırlarımıza. Bu akşam aramızda Türkiye'mizin müzide kanallarından, ulusal kanallarından Türkiye'm TV bulunmaktadır. Sizlerin aracılığı da çok kıymetli Türkiye'm TV'ye de hoş geldiniz diliyoruz. Ve ekranları başındaki kıymetli izleyicilerimize de selamlar, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Fethiye'mizden, sıcacık memleketimizden. Gerçi bugünlerde havalar daha ısınmadı ama çok fazla. Selamlar, sevgiler olsun tüm Türkiye'ye. Çok güzel bir Erzincan türküsüyle başladık programımıza. Şimdi de kendi bestem, söz müziği kendime ait olan bir türküyle sizlere devam edeceğiz türkümüze, programımıza. Hadi bakalım, tekrardan hoş geldiniz. Çeke çeke örme vurdum.
dost bildiklerimi toprağa koydum. Zalim dünya seni çekemez oldu. Dost bildiklerimi toprağa gömdüm. Zalim dünya seni çekemez oldu. Neler geldi neler garip başıma. Aşılmaz dağları diktim karşıma. Kan karıştı gözlerimin yaşına. Bir sitemim bin oldu yaradan ay. Neler geldi neler garip başıma. Aşılmaz dağları dikti karşıma. Kan karıştı gözlerimin yaşına. Bir sitemim bin oldu yaradan ay. Sitemim bir oldu yaradan. Hadi bakalım bir yöremize gelelim. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın değerli dostlar. Şöyle bir kendi yöremizden bir Türkiye'm TV için bir Kerimoğlu ZB yapalım. Ardından şöyle 916 dediğimiz teke zortlatması okuyalım. Çok kıymetli Türkiye'm TV izleyicilerine. Hadi bakalım. Neler gibi. Sevgili izleyenler, Fethiye programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Fethiye Belediyesi'ne ait kültür merkezindeyiz. Kültür merkezi binasının içerisindeyiz. Amfitiyatrodayız. Yanımızda kültür merkezinin müdürü var. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Muammer Şahin, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüğü yapıyorum. Kültür Merkezimiz 2003 yılında hizmete girdi. 12 yıldır da bu görevimi sürdürüyorum. Kültür Merkezi'nde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz hocam? Kültür Merkezimizde 16 sanat dalında 357 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Bu sanat dalları arasında vitray çalışmalarımız var, resim çalışmalarımız var, müzik alanında bağlama çalışmalarımız var. Bağlamayla birlikte yan flüt, gitar, piyano gibi çalışmalarımız var. Aynı zamanda çini atölyemiz var. Geleneksel halı dokuma atölyemizle beraber heykel atölyemiz, işte ebru atölyemiz, cam üfleme sanatına yönelik çalışmalarımız, belediyemize ait olan mehter takımımız ve belediye bandomuz
okulumuz, tiyatro eğitimimiz, daha birçoğunu sayamayacağım. Yani 16 ayrı dalda birbirinden güzel sanat dallarıyla eğitimimize devam ediyoruz kültür merkezimizde. Evet hocam, şu anda kültür merkezinde kaç öğrenciniz var kayıtlı faal? Şu anda yaz döneminde 357 idi en son ben elimdeki bilgilere göre. Bugün işte yaratıcı drama eğitimi de başladı. Bunlarla birlikte sayı tabii ki artıyor her geçen gün. Ancak şunu söyleyeyim, öğrencilerimizin özellikle okulların tatile girmesiyle birlikte yaz günlerinde boşta kalan çocuklarımızın kültür merkezimizde sosyal ve kültürel faaliyetlerle zamanlarını geçirmek adına güzel çalışmalar yapılıyor. En büyük tesellimiz de bu. Zira bu çalışmalar olmasa çocuklarımız ya bilgisayar başında Atari oynayacaklar ya da işte uygun olmayan yerlerde zaman geçirecekler. Bu anlamda hem kültürlerini, sanatlarını tanımış oluyorlar hem de doğru yerde yararlı faaliyetlerle zamanlarını geçirmiş oluyorlar. Şimdi çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Az önce de güzel bir konuya değindiniz ama ben bir kültür merkezinin müdürü olarak biraz da sizin ağzınızdan, sizin dilinizden, ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize Fethiye'yi anlatmanızı istiyoruz. Şimdi Fethiye doğasıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla son derece güzel bir bölge, coğrafi yapı. Zaten öyle olmasaydı adeta dünyanın göz bebeği konumunda olmazdı. Tabii birçok böyle güzel coğrafi özelliklere sahip yerlerimiz maalesef çeşitli şekillerde inşaat yığınlarına dönüştürülmüş ya da talan edilmiş durumda. Ama Fethiye'de sabit olan bir yörük kültürü söz konusu ve ben inanıyorum ki bu kültür sayesinde Fethiye orijinal özelliklerini korumuş ve korumaya da devam ediyor. Mesela Fethiye'nin coğrafyası çok bozulmamış. Bu yörük kültürünün verdiği etkiyle geleneksel kültür yaşamaya devam ediyor. Keşke bir Kuşadası da böyle olabilseydi ya da bir Marmaris de Bodrum'da özünü koruyabilseydi Fethiye kadar. Ama burada tabii yöneticilerin de etkisi çok büyük. Sayın Belediye Başkanımızı bir kez daha buradan şükranla anlıyorum. Sayın Behçet Saatçi hakikaten Fethiye'nin doğal özelliğinin bozulmaması konusunda çok ciddi çalışmalar yapan ve dik duruş sergileyen, onurlu duruş sergileyen bir ağabeyimiz. Onun da bu Fethiye'nin bu son 20 yıldır zaten belediye başkanlığını 4 dönemdir üst üste yapıyor. Onun da belediye başkanı olmasının etkisiyle Fethiye doğal özelliklerini yitirmeden gelişmeye devam eden şirin bir ilçe. İnşallah hep bu doğallığını, güzelliğini korur. Evet, sevgili hocam, ekran başımızı izleyen izleyicilerimize, Yörüklere, Türkmen kardeşlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Valla Türklerin özüne baktığınız zaman Yörükler zaten yürüyen Türkler. Biz yürümeye devam edeceğiz. İlerleme, çağdaşlaşma, gelişme konusunda büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği doğrultuda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak vatan ve millet sevgisiyle donanımlı, ülkesinin bir karış toprağına canını feda edebilecek kadar vatanına, milletine bağlı bir şekilde yaşamaya, yurdumuzun her köşesini koruyup kollamaya ve her tepesinde dumanımızın tütmesini sağlamaya devam edeceğiz. Fethiye Belediyesi'nin kültür merkezinde röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ama Fethiye aynı zamanda yöresel sanatçılarımızın bol olduğu bir turizm kenti. Bunlardan bir tanesi de benim de çok sevdiğim ve değer verdiğim, her programımda müziklerini kullandığım sevgili Adem Kazan Beyefendi. Adem abi, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan'cığım. Sizler de Fethiye'mize hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen Türkiye MTV izleyicilerine de saygılar, sevgiler, selamlar yolluyorum buradan. Biz sanırım yakın zamanda yine görüşmüştük seninle fakat röportaj yapamamıştık. Bugün nasip oldu. Böyle güzel bir programa imza attığınız için teşekkür ediyorum. Bizlere de olanak sağladığınız için, kendimizi ifade etme olanağı sağladığınız için. Nasıl gidiyor yayınlar, programlar? Vallahi gayet güzel. Biz seninle eski yıllarda çok değişik kanallarda, değişik formatlarda program yaptık. Gerçekten Adem Kazan bir marka benim için. Yapmış olduğu kliplerle, işte sözleriyle,
okumuş olduğun türkülerle halka kendini kabullendirmiş bir isimsin. Biz de seni bu programda çıkarmazdık edemezdik. Çünkü gerçekten yapmış olduğun çalışmalar her gittiğimiz yörede değişik radyolarda duyuyorum. Evet. Televizyon kanallarında özellikle yerelde duyuyorum. Ben de programı almak istedim. Sen de kabul ettin. Öncelikle kanalıma adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Gökhan'cığım. Tabii ki bunları duymak güzel. Zaten hep başarı hazzını yaşamak için mücadele ediyoruz. Lakin naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte çalıyoruz, söylüyoruz. Güzel yurdumuzun, güzel memleketimizin, güzel bölgemizin türkülerini mümkün olduğunca sizler aracılığıyla bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Ve bizden sonraki kuşaklara da aktarmaya çalışıyoruz. Neticede bu kültür yaşatılması gereken bir kültür. Bizler kültür ögelerimizle varız. Kültürümüzü yaşamazsa tabii ki birçok değerimizi de elimizde tutmamız mümkün değil. Bu anlayışla, bu mantıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte 12. yılına gireceğiz. Nasip olursa ben kültür merkezinde, belediyemiz kültür merkezinde bağlama eğitmenliği yapıyorum. Çocuk yaşlardan yetişkin, genç kategorilerde 3 ayrı kategoride bağlama kursları veriyorum. Bu bağlama kurslarının yanı sıra yine gençlerimize bu kültürü empoze etmeye çalışıyorum. Anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Neticede bu kültürün yine aktarılabilme yöntemi biz de öyle aldık. Usta çırak ilişkisiyle mümkündür. Teorik olarak da mutlaka bilgi veriyoruz, altyapısını veriyoruz, temel bilgileri veriyoruz. Lakin bağlama çalmak, bağlamayı tavırlarıyla çalmak, işte yöresel tavırlara hakim olmak, yöre kültürlerini benimseyerek yani özümseyerek ancak icra edilebilir. İşte biz bunları genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz öğrencilerden birçoğunu işte konservatuvarlara gönderdik. Güzel sanatlar liselerine giden öğrencilerimiz var. Bu işi daha ciddi platformlarda icra etmek isteyen, yeteneği olan öğrencilerimizi tespit edip onları güzel sanatlara, akademilere hazırlamaya çalışıyoruz. Ve burada her yıl yetiştirdiğimiz öğrencilerle geniş katılımlı konserler veriyoruz. Konserlerde çocuklarımızın kendine olan özgüvenini yükseltmeye çalışıyoruz. İşte sosyal yönlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Kültür merkezindeki bu faaliyetlerimiz yine Fethiye Belediye Başkanımız bizlere bu imkanı sundu. Biz de bu sayede burada bu çalışmaları yapma olanağı bulduk. Ve Fethiye Kültür Merkezi Müdürüm Sayın Muammer Şahin yine bizlere bu anlamda ciddi destekler veriyor. Çalışma arkadaşlarımla birlikte ciddi bir ekibiz ve güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Yani buna bu yaptığımız işlere gerçekten memleketimizin çok çok ihtiyacı var. Bu bilinçle biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zira bu bir aşk hali. Bu hani bunun karşısı yok yani hani. Anlatılmaz yaşanır. Yani hani bunun manevi belki karşılığı var. Yani manen karşılığı yok. Bir gönül verdik. Burada da mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte ben kendi çalışmalarımı, yine sanatçı kimliğimi geliştirmeye, işte daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyorum. İşte bunun için de 2012 senesinde yaptığımız bir Sürmelim albümümüz var ve bu Sürmelim albümünde yer alan 3 Türkiye klip çektik. Nasip kısmet olursa da 2015'in son aylarında işte 2016'nın yine bahar aylarına yetişecek şekilde ikinci albüm çalışmalarımız var. Tabii bunlar tamamen şartlarla paralel. Şartları olgunlaştırabilirsek bu hedeflediğimiz tarihi tutturabiliriz. Yine festivallerde, şenliklerde sahne alıyoruz orkestramızla. Yani sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bu çalışmalarımızı izleyicilerinizle buluşturduğunuz için. En son Muğla Yörük Şenliği'nde beraberdik. Beraber nasip olursa biz çalıp söylemeye, sizler de bizleri izleyicilerinizle programımıza, bu kültüre gönül veren saygıdeğer izleyicilerinizle buluşturmaya devam edeceksinizdir diyorum. Evet. Adem abi ben çok fazla sözü uzatmayacağım. Ekranlarımızda bizi izleyen izleyicilerimiz televizyonların sesini açsınlar, koltuklarına uzansınlar, şöyle yaslansınlar. Ve sevgili Adem Kazan'ın o birbirinden güzel türkülerini az sonra yayınlayacağız. Bizlerden ayrılmayın.
aman aman sürmeyim. Senin ellerine sarı sarı liralar vermeli. O senin aman gardan beyaz sinelerine canlar alıp da canlar aman vermeli. Öp aman aman da çıradan kopardım gıymı. Saklama güzelim de biz onu çoktan duyduk. Sürme boynunda. Geliverir oynayıp duranın yanında. Öf aman aman da ben o yâre vuruldum. Çumulanın da asarının yolunda. Öf aman aman da çıradan kopardım gıymık. Saklama güzelim de biz onu çoktan duyduk. Öf aman aman da çıradan kopardım gıymı. Saklama güzelim de biz onu çoktan duyduk. Sevgili izleyenler, Fethiye programımız dolu dolu devam ediyor. Birbirinden güzel türküler ekranlara geldi. Şu anda Nisa Gülçiçekçilik'te Fethiye'de Nuri ve Arif kardeşlerin mekanındayız. Bu sevgili kardeşlerimiz bizi Facebook üzerinden takip ediyorlar. Programlarımızı da seyrediyorlar aynı zamanda. Biz de çağırdılar. Konuk olduk, misafir olduk. Öncelikle biz hoş bulduk. Siz de bizim programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Fethiye'mize, bu güzel Fethiye'yi tanıttığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu programları sürekli belli aralıklarla Fethiye'ye geldiğinizi biliyoruz. Programlarınızı da izliyoruz zaten. Gerçekten çok güzel programlarınız. İnşallah daha iyi programlar çekmeyi dileriz Fethiye'de sizlerle. İnşallah. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Yayınlar güzel, doğal. Özellikle herhangi bir devletin bir yönetiminde bulunmayan yörüklere söz hakkı olabileceğini, yörüklerin de bu toplumda bir yeri olduğunu, yörüklerin de diğer vatandaşlar gibi askerlik yapıp devletin çeşitli kademelerinde hizmet yaptığını biliyoruz. Yörüklerin sesi olmaya çalışıyorsunuz. Evet, sen de bir yörüksün aynı zamanda. Yörük olmaya çalışıyoruz. Yörüyoruz ama gereğini yapamıyoruz. Çalışıyoruz, emekliyoruz diyorsun ya. Evet, aynen. Çalışacağız. Yörüklerin artık mecliste
temsil edilme zamanı geldi. Ben öyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Ya mutlaka şimdi biz 72 ırktan oluşan bir Türk milletiyiz. Üst kimliğimiz Türk milleti, altımız 72 ırktan oluşuyor. Herkesin bir yerde söz sahibi olması lazım. En büyük de yörüklerdir. Bunu Atatürk'ün sözü de çok güzel söylüyor. Çıkın Toroslara bakın, orada bir otağda duman tutuyorsa bu memleketi kimse bölemez diye söylüyor zaten. Şimdi Fethiye çok güzel bir yer, çok doğal bir yer. Yıllardır buraya geliyorum. Bir de senin ağzından dinlerim. Sen burada esnafsın. Fethiye nasıl bir yer? Fethiye kıymetini bilenler için çok güzel. Ama bizim milletimizde, insanımızda kıymet bilmede bir eksiklik var diyelim. Eksiklik oluşuyor. Aslında Fethiye dünyanın 7. doğa cenneti. Hmm. Bin bir çeşit çok güzel koylarımız var. Özellikle Ölüdeniz değil mi? Meşhur. Ölüdeniz, Boncuklu, Kuleli, Aksazlar, yani saymakla bitmez. Adalarımız var. Tarih olarak 3T'den oluşuyoruz. Tarih, turizm, ticaretten oluşuyor. Ama yeterince bunları anlatamıyoruz. Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Halen daha tiyatrolarımız, antik tiyatrolarımız, antik kalelerimiz var. Kazı çalışması, restorasyon bekleyen en basit örneği. Tüm dünyanın göz bebeği, herkesin çok istediği bir yer olan Kayaköy bugün yıkık. Sahip çıkılmıyor. Yeterince de anlatılmıyor. Buradan bizi izleyen yöneticilerimiz olursa eğer buradan sesten bakalım. Öncelikle tarihi değerlere sahip çıkmamız lazım. Söz, yani bol miktarda atasözü veyahut da geçmişten gelen söz söylüyorum. Tarihini bilmeyen geleceğine yön veremez. Hı. Fethiye o noktada çeşitli Likyalılar da dahil, Yunan uygarlıkları da dahil, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Medeniyetlerin beşiği konumunda. Gereken değerin verilmesini ve tarihe acil bir şekilde sahip çıkılması, zaten tarihe sahip çıkılırsa doğaya da sahip çıkılır. Şimdi sen dolu dolusun, sana tekrar döneceğim. Sizi de şöyle alalım, sizleri merhaba, tanıyalım. Ben Nuri Karakuş, öncelikle Fethiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fethiye Ören köyündenim, yani orijinal yörüğüz. Dedelerimiz de deve, dedelerimiz, atalarımız da önce deve, koyun bu işlerle uğraşırmış yani. Bu yani. Şimdi benim programlarım Ege ve Akdeniz'de çok seyrediliyor. Nasıl buluyorsunuz? Programlarınızı severek izliyoruz. Özellikle Fethiye olsun, Elmalı olsun, Kumlucu olsun, Finike, Demre olsun. Mesela ben Antalya, Manavgat'a gittiğim zaman, Manavgat'ta yaşadım 16-17 yıl, Alanya'da yaşadım. Yani programlarınız takip ediliyor. Takip edilmesinin başlıca nedeni de şu, insanların yani bugün yörüklerin kültürlerini, geleneklerini, yani geçmişi harmanlayıp geleceğe doğal olarak yansıtıp içine hiçbir nasıl diyeyim çakmacılık ya da orijinalliği bozmadan bir yayın akışı yaptığınız için yeni nesillere, yeni kuşaklara en doğal şekilde, en doğru şekilde aktarıyorsunuz. Evet, son olarak eklemek istediğiniz neler var? Öncelikle yani Fethiye'yi olsun, yörük kültürlerini, yörük geleneklerini, Anadolu'daki değişik coğrafyaları üşenmeden, hiçbir şeyden kaçınmadan gezerek insanların yaşantılarını, Anadolu'daki bugün Muğla'yı gidip Adıyaman'a, Adıyaman'a gidip Edirne'ye, yani bunları birleştirip insanları kaynaştırabilmek bir farklılıktır. Bugün siz yayın ilkesi olarak bunu edindiğiniz için öncelikle sizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah bol bol Fethiye'ye bekliyoruz. Ören'de de bekliyoruz. Sizi Ören'de de ağırlamak isteriz. Ören Fethiye'deki en güzel yerlerden biridir. Her ne kadar tanıtılamazsa da yani mutlaka görmenizi isteriz. Biz de buradan sözünü verelim. En kısa zamanda sevgili izleyenler Ören'e geleceğiz. Buradan Ören'den izleyen dostlarımız varsa duyuralım. Siz nasıl buldunuz Fethiye'yi? Ben Fethiye'ye yıllardır geliyorum. Çok değişik kanallarda program yaptık sevgili izleyenler. Gerçekten bu Muğla Havzası, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Datça, Yörük Otağı, hem turizm kenti, dünyanın her yerinden insan var burada. Yolunuz buraya düşerse kesinlikle uğramanızı istiyorum. İnsanlar çok doğal, esnafı çok doğal. Yani diğer turizm bölgeleri gibi değil. Burası çok farklı bir yer. Kendinizden bir insanmış gibi görüyorsunuz. Ben öyle görüyorum şahsen. Hala geliyorum, davet ediliyorum. Demek ki ben burada memnunum. Evet. Ben de son olarak geleneklerimize, göreneklerimize, dinimize, vatanımıza, birliğimize, dirliğimize sahip çıktığımız sürece bizi kimse bölemez. O yüzden
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah da dediği gibi Allah'ın birliğini, tekliğini, Muhammed'in onun eşçisini olduğunu benimseyen herkes bizim yörük kültürü olarak gönlümüzde yeri vardır. Soframızda yeri vardır. Önemli olan biri olmamız. Evet. Allah herkes hakkında hayırlısını eylesin. Amin. Cümlemize çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Evet sevgili kardeşim, evet, sen neler söylemek istersin? Öncelikle bir milletin var olmasının en büyük etnik özelliği olan kültürdür. Kültürü yaşatmak çok farklı bir şeydir. Bunun mücadelesi elbette diğer mücadelelerden daha zordur. Onun için program olarak, TV olarak bu çekimlerde, yayında emeğe geçen herkese bu kültüre sahip çıkma konusunda teşekkür ediyoruz. Şimdi ben de sana bir şeyler sorayım. Arkamızda çok güzel çiçekler var sevgili izleyenler. Ne tür hizmetler veriyorsun? Biraz ondan bahsedelim. Fethiye bölgesinde çiçek anlamında hem canlı hem cansız buket tarzında organizasyon anlamında hizmetler veriyoruz. Tabii ki bizim insanımız biraz önce dediğim gibi kültür farkından dolayı bizim insanımızda daha tam olarak kültür bu konuda çiçek kültürü oturmamış noktada. Mesela bizim çelenk en basitinden taktığımız cerbera vardır. Çelenk çiçeği deriz. Buket yapmak istemeyiz. Evet. Ama ısrarla müşteri yürüyoruz, inatçıyız. Israrla onu istiyor. Diyor ki ben her yerde onu görüyorum. O çok güzel diyor. Halbuki daha çok çeşitleri var. Daha fazla çiçekler var. Daha hoş olan, daha iyi duygular ifade edebilen çiçekler var. Ama insanlarımız bunu anlamıyor. Çiçek aslında birinin kırgınlığını almak, birinin gönlünü almak değildir. Çiçek duyguları ifade etmektir. İnsanlar arasında... Renklerinde bir anlamı var değil mi? Ben evet, özellikle sevgililer günü, ben de pek anlamam bu çiçek işlerinden ama hani renklerin bir anlamı varmış. Ben de bir arkadaşımdan duydum. Evet, renklerin anlamı var. Biraz önce dediğim gibi duyguları ifadenin sembolüdür. İnsanlar arasındaki iletişimin bir sembolüdür. Her çiçeğin farklı bir anlamı vardır. Mesela kimse bilmez eski Yunan tanrıcasında savaşlarda savaşlar olur, meydan savaşları. Bu savaşlarda kazanan şövalyeye starliçe denilen bir çiçek verilir. Starliçe dünyada erkeğe verilen tek çiçektir. Ama bugün gidin bir tane ziraat mühendisine sorun en basitinden, bizim sektöre en yakın insan bilmez. Bunu ben de bilmiyordum, açık söyleyeyim. Senden öğrendik şu anda. Evet, savaşlarda erkeğe verilen Yunan tanrıcasında veriliyordu. Benim çiçekçi olarak en büyük karşı durduğum nokta özel günler. Çünkü en basitinden 14 Şubat. Allah'ın her günü özeldir ya, bu da moda oldu değil mi? Yok, aslında biz kendi yaşam tarzımıza, kökümüze baktığımız zaman bizle hiçbir şekilde bağdaşmayan günler. En basitinden 14 Şubat. 14 Şubat sevgililer günü diye tüm dünyada kutlanıyor. Halbuki her gün kutlanabilir yani. Yani biraz abes kazacak ama 14 Şubat'ın temel tarihine inersek, başlangıç tarihine, Yunan aşk tanrıcası Zeus'un zinayı serbest bıraktığı gün. 14 Şubat. Duyuyorsunuz değil mi sevgili izleyenler? Hristiyanların mesela anneler günü. Hristiyanların Meryem Ana'dan önce tapmış oldukları kadın için ilan ettikleri bir gündür. Daha sonra bunu Yahudiler sahip çıkmış. 1913 yılından beri Amerika bize anneler günüdür diye yutturuyor ve devam ediyor. Yani hepsinin tarihinin altına baktığımız zaman aslında hiç bunlarla alakası yok. Şimdi biz Türk millet olarak çoğunluğumuz Müslümanız. Kim zinanın serbest olduğu bir günü kutlamak ister? Tabii bilmezsen kutlamasın. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya her zaman mahkumdur. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün söylediği gibi. Evet, o zaten bundan dolayı benim meslektaşlarım çoğu sen kafayı yemişsin diyorlar. Bu şekilde detaylara takılma diyorlar. Ama biz bunlara takılmazsak, biz bunları düşünmezsek, biz bunları millet olarak hesap etmezsek iki gün sonra başka şeyler de getirirler, kutlatırlar. Başımıza bir yabancı oturduğunda da kutlatırlar. Çünkü İngiliz mantığında ne vardır? Önce balık avlamasını öğretirsin, sonra malzemesini verirsin, sonra elindeki her şeyi alırsın ve kendi yakaladığın balığı satar, doyurursun. Yani sen ona muhtaçken İngiliz seni muhtaç hale getirir. Şu anda da tüm dünyada aslında kültür savaşı yapılıyor. Soğuk savaş denilen yer, mezhep savaşı falan hiç hepsinin birbirinden alakası yok. Kültür savaşı yapılıyor. Büyük balık, küçük balığı yutmanın peşinde. Biz yörükler olarak, Türkler olarak uyanık olmamız lazım. İri olup diri olmamız lazım. Bu programları da o yüzden yapıyoruz zaten. Bir olup diri olmak için yapıyoruz. İnşallah milletimizde bir uyanış var. Ben onu hissediyorum. Sözün bittiği yerde Türk vardır. Bizim inanıyorum ki yani Türk kanı mutlaka bir yerde aksedecektir. Bu aksetmede artık çünkü Türk de kanı aktı mı durduramazsın Türk'ü. Evet. Yürüyün bir kere ayranı kabarmıyorsun değil mi? Yani bunu bir komedi filmi var. Geçtiğimiz yıllarda sinemalardaydı. Türkler çıldırmış olmalı diye. Evet. İlk Somali'ye gidip kurtarma operasyonu falan yapıyorlar. Mahkumlardan oluşan. Türkler çılgındır. Gereğini gerektiği zamanda yapar.
ama sonuna kadar bekler, sabrını koyar, sabrı bittiği noktadan sonra da Türk'ün istediği olur. Evet. Çok teşekkür ederim, ağzına yüreğine sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, dolu dolu bir Fethiye programı yaptık. Bu ekranlardan sizlere ulaştırmaya çalıştık. Program içerisinde sürçülisan ettiysek affola. Haftaya ülkemizin değişik hasat yerlerinden, değişik mekanlarından tekrar bu ekranlarda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.